Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere müşterimizin getirmiş olduğu notebook'tan bahsedeceğim. Müşterimizin şikayeti notebook'un ağır çalıştığını söylüyor. Açılışta ve programları kullanırken vesaire ağır çalışıyormuş. Şimdi biz de bu sorunun neden kaynaklandığına bakacağız. Notebook'umuzun modeli Toshiba Satellite S50 B120 bir model notebook. Şimdi arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Tabii ki notebook'umuzu çalıştırıyoruz. Ve şu anda çalıştırdık notebook'umuzu. Muhtemelen notebook'ta normal hard disk var. SSD disk yok makinede. Görmüş olduğunuz gibi basıyoruz, bekliyoruz. Biraz uzun sürüyor. Daha önce makineye bir güncelleme gelmiş. Şimdi o güncellemenin kurulumunu yapacak. Windows 10'un kronik sıkıntılarından bir tanesi sürekli güncellemeleri arka planda yaptığı için üzerine sürekli yeni sürüm, yeni sürüm, yeni sürüm dediği için belli bir zaman sonra şişme yapıyor, bozulma yapabiliyor. Burada 3 gün sonra hatırlat diyoruz. Şimdilik. Şimdi arkadaşlar makinede bir ağırlık var. Bu ağırlığın neden kaynaklandığını çözmek için biz ilk öncelikle şüphelendiğimiz makinenin diskinin sağlığını kontrol etmek ve daha sonra disk sağlamlığını kontrol ettikten sonra kendi SSD diskimizle makineyi boot ediyoruz. Boot ettikten sonra bakıyoruz herhangi bir sorun var mı? Sorun yoksa daha sonra kendi diskine üzerinde bulunan diskinin sağlığı yerinde ise Windows'unu yeniden kurarak tüm programları kurarak müşterimize teslim ediyoruz. Şimdi arkadaşlar disk sağlığını kontrol etmek için şöyle makine hala çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Kendine gelemedi. Komutlara bayağı bir geç cevap veriyor. Şimdi tıkladım bayağı bir bekliyorum. Müşterimiz işte bu ağırlığın olduğundan bahsediyor. De mesela hemen fark ettiğimiz Avast kurulmuş makineye. Avast makinaları bayağı bir kasıyor. Tavsiye etmiyorum kurmanızı. Yani onun yerine Windows 10'da veya 11'de kendi üzerinde bulunan Defender programı, antivirüs programı yeterlidir yani yeterli olacaktır size. Ekstra bir program kurduğunuz zaman böyle ağırlık yapabiliyor. Yani virüs programlarında da biz genelde tavsiye edip ve kendimizin de kullandığı Asset kullanıyoruz. Siz de Asset'i tercih edebilirsiniz. Hem kaynakları daha az tüketiyor. Bakın demin tıklamıştım ya daha yeni açıyor. Buraya HDD Sentinel yazıyoruz. Gezginlerin sitesi güvenilirdir. Oraya giriyoruz. Buradan şöyle tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Biz demin indirdik. Şurada şöyle zipli dosyadan sağ tıklayıp buraya çıkar diyorsunuz. Buraya ayıklı diyorsunuz. Daha sonra çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Ne soruyorsa tamam diyoruz. Devam ediyoruz. Yani şu ufacık programı bile bayağı bir uzun sürüyor kurması. Normalde hemen kurması gerekiyor. Evet, şu an çalıştı. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurada disk sağlığını görebiliyorsunuz. Buradan makinenin disk sağlığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi üzerine tıkladığımızda performans ve sağlığının %100 olduğunu görüyoruz. Diskimizin mükemmel olduğunu ve herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Alt tarafta da toplamda kullanım sayısı olarak ne kadar gün falan kullanılmış ve ortalama ne kadar daha kullanılabilir diye bize tahmini bilgiler veriyor. Şimdi arkadaşlar burada diskimizde bir sıkıntı olmadığını gördük. Bazen bad sektör oluyor. İşte 90'a 80'e falan düştüğü zaman sıkıntı olabiliyor. O sektörlere denk geldiği zaman okuma yazma makine donuyor, takılıyor, kasıyor. İşte böyle geç açıyor vesaire. O yüzden ilk öncelikle disk sağlığını kontrol ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu kontrol ettik. Demek ki makinamızda diskinde bir sıkıntı olmadığını gördük. Aslında normalde biz tavsiye ettiğimiz SSD diskin olmazsa olmaz oldu ama müşterimiz kabul etmedi. Olabildiğince en
ucuz yöntemle çözmeye çalışacağız. Yani kendi diskimizi de şu anda kontrol edeceğiz. Daha sonra bakacağız. Bir sıkıntısı olmadığını gördükten sonra Windows 10 ve tüm programlarını tekrar kuracağız. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edeceğiz. Siz de bu şekilde bilgisayarın yavaşlığını tespit edebilirsiniz.